2020 yılının mucize hastası diye beni adlandırdılar hastanede. Yani bir evlat olarak annem çok üzdü. Slogan olmuştu değil mi parmaktan sonra? Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. 235 günden bahsediliyor ve sevenlerinin hep yanında olduğu bir dönem. 80 kilo girdim hastaneye. O şişti. Ertesi günü 102 kilo oldum. Yani dünyanın en büyük şanslı babasıyım. Komutanım eğer izin verirseniz şuraya yığılabilir miyim? Tabii lütfen. Ne yaptınız siz Fatoş Hanım? Kim bilir kaç pound gitmiştir bu ufacık adama. Mehmet Ali Erbil hayatımızın her döneminde aslında yanımızdaydı. Bazen bir tiyatro sahnesinde, bazen beyaz perdede bir sinema filminde, bazen de televizyon ekranlarında, ekranın arkasında değil ama tam da ailemizin içerisinde bir figür oldu yıllarca. Çok fazla kahkahamızda aslında onun rolü ve payı var. Size bütün Fatih selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Mersin'de selam var Mehmet Ali Bey. Size sorun olmadı hanımefendi. Maşallah ne burcusun? Aslan burcuyum. Çok uğursuz olurlar. Yok şanslı olurlar. Mehmet Ali Erbil yıllarca zirvede kaldıktan sonra aslında onun o zirve dönemlerinde bize hiç bahsetmediği bir hastalığı yaşadığını öğrendik biz. Tam 20 yıldır kaçış sendromu isimli bir hastalıkla beraber birçok geçişten, birçok dönemden geçtiğini anlattı yakın zamanda. Bundan 2 yıl önce Türkiye'nin yıldızı olan bu şovmenin düştüğü haberini aldık. Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ve sonra 265 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kaldığı dönemde ondan iyi haberler bekledik. Mehmet Ali Erbil'in bugün hayat hikayesini konuşacağız. Sevgiyi alamadım dediği çocukluğunu. Belki bambaşka hayaller kurarken ailesinin dışında kalmak zorunda oluşuyla beraber girdiği konservatuar. Televizyon dünyasıyla tanışmasını, yıllarca ekranda kalışını, evliliklerini, çocuklarını, hayatının tüm kırılma noktalarını konuşacağız. Hastane sürecinden sonra ilk kez bir televizyon programında samimiyetle bize hastalığını ve bu dönem neler hissettiğini anlatmak istediğini söyledi. Paylaş Benimle evinin salonunda Mehmet Ali Erbil'le birlikteyiz. 2020 yılının mucize hastası diye beni adlandırdılar hastanede. Kız kardeşim de dahil olmak üzere. O da doktor olduğu için. Yani 2020 yılının mucize hastasıydım. Düştükten sonra tabii ki biz akıl edemedik. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Hemen beni aldılar banyodan. Yatak odasındaki koltuğun üzerine yatırdılar. Aslında hiç öyle bir şey yapmamaları gerekiyor. Yani tamamen ambulansı beklemeleri gerekiyormuş. Öyle olunca da kaburgalarım önce ciğerime battı. Ciğerlerimi parçaladı. Sonra onun ameliyatını oldular. Bir günde bakın hepsi bir günde oluyor. O geçti. Bu sefer böbreklerime değdi şeyler, kaburgalar. Göbeklerimi ameliyat ettiler. O bitti. Yine devam ediyor. Hala bu sefer pankreası deldi. Ondan sonra 9 aylık bir yoğun bakım süreci. Sonra tabii 9 ay yatınca bütün kaslarım zayıfladı, eridi. Yürüyemedim. Şimdi işte birazcık fizik tedaviyle yani ayağa kalkabiliyorum, kendim yürüyebiliyorum az da olsa paytak paytak falan. Ama denge sorunu var tabii ki. Çok kolay bir şey değil. Sol ayağımda daha hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Yani sevenlerime, çocuklarıma beni bağışladı. Yoksa hiç çok zor bir şey. Hepimizin bir yolculuğu var bu hayatta. Bazen adımlarımızı yere sağlam bastığımız, bazen yaşadıklarımızda yara bere içinde kaldığımız. Bugün Paylaş Benimle evinde Mehmet Ali Erbil'in bu hayattaki yolculuğuna eşlik edeceğiz. O zaman karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Erbil! Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde nazikler çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemi. 1957 yılında hikayesi İstanbul'da başlar.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Saadettin Erbil ve Yurdagül Eke'nin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk dönemlerinden bahsederken en çok 4 yaşında anne ve babasının ayrılık karesinden çıkamadığını anlatır. Bir de Osmanlı terbiyesiyle büyüyen babasından göremediği sevgiyi asla unutamaz. Bu ayrılıktan sonra Mehmet Ali babaannesiyle devam eder büyümeye. Yol arkadaşı, abisi Mustafa Erbil olur. Başka türlü bir çocukluktur onunki. Kendisine has bir dünyası vardı. Bizim sokaklarda. Sokaklarda Hacivat Karagöz gösterileri hazırladığı, Sarıyer Taksim minibüs hattında büyük bir mutlulukla muavin olduğu, çat pat İngilizcesiyle turistlere rehberlik yaptığı bir dünya. Mehmet Ali Bey babamın yanında minibüsünde çalışmış bir dönem. Babam derdi ki, oldu mu minibüs full doluyormuş. Herkes özellikle Mehmet Ali'nin olduğu minibüse binmek istermiş ama Taksim'den Sarıyer'e gelirken vur patlasın çal oynasın geliyorlarmış yani makara gırla. Fakat yaşadığı ailevi sorunlar henüz 14 yaşındayken aile özlemiyle Mehmet Ali'yi baş başa bırakır. Ailenin isteğiyle 14 yaşında abisiyle birlikte konservatuvar sınavlarına girer ve üstün yeteneği sayesinde yaşı tutmasa da Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazanır. Aslında hayali hariciyeci olmaktır. Ancak parlak öğrencilik hayatında henüz 17 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer'in başrol olarak seçtiği Küheylan oyunuyla ilk ödülünü kazanır. Yıllar sonra göreceğimiz Mali'nin başarı hikayesi bu ödülle şekillenmeye başlar. Tiyatroyla başladığı kariyeri bugün sayısız film, dizi, dublaj ve programla devam eder. Bugün Paylaş Benimle evinde Mehmet Ali Erbil'in çocukluğunu, gençliğini ve onu usta bir oyuncu yapan Mali'nin özünü konuşacağız. Çok çok üzdüler yani bir evlat olarak. Annem çok üzdü ve içimdeki sevgiyi boşalttı. O çok zor bir şey yani bir çocuk için 14 yaşında yatılı okula girdim. O da şeyden dolayı tiyatro aşkıyla falan girmedim. Yatılı okul diye girdim. Hani bu çocuk ne olacak ortada kalacak bilmem ne. Babasının yanında üvey anne var orada olmayacak. Bir yatılı okul arayışına döndüler. Yatılı okula girdim dediğin yer artık evden gönderilmek gibi mi? Evet evet evet. Senin kurtulmak istemen gitmen gibi değil. Benim öyle bir bilincim yoktu yok yani. 14 yaşında daha Teksasçılık oynuyordum yani. Şeyde okula girdiğimde bile herkes söyler bütün arkadaşlarım. Selçuk Yöntem'den tut Derya Baykal'a Zuhal Olcay'a. Hepsi onu anlatır. Çocuk gibi girdim. 16 yaşından küçük almıyorlardı çünkü konservatuara. Ve 14 yaşında küçücük bir çocuğum yani ne yapacağımı bilemiyorum daha. Koca koca adamlar üniversiteden gelmiş hepsi. Sınıf arkadaşlarım. Ben onların arasında ve en kötüsü o güne kadar çamaşır mamaşır yıkamayı falan da bilmiyorum. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam ne demekse. Ona yıllardır anlam veremiyorum. Bir komşumuz vardı ona deterjan alırdım ben. Komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Öbür hafta sonu alırdım tekrar okula dönerdim. Hani bütün bu hikayeye rağmen artık kendini büyütmüş bir adam oturuyor karşımda ama hani bir çocuğu büyütmemek ya bu. Yani çocuğun ergenlik dönemine geldi diye ne ihtiyaçları biter, ne sevgi arayışı biter. Ben o çocuğun duygusunu merak ettim. Yani şöyle merak ettim. Dünyayı daha tanımıyorsun ya. Diyorsun ya Teksasçılık oynuyorum işte. Aslında o güne kadar da erken dönemde ilgiyi, sevgiyi vermiş bir anne var. Annede bir değişim de görüyorsun bir çocuk. Tabii canım ister istemez görüyorsun yani. Bizi ezdirdiğini görüyorsun. En kötüsü bu. El alemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum. O çok acı bir şey yani o çocuğun üzerinde. Yıllarca bunu unutamadım ve işte içimde anne sevgisi kalmadı. Bu boşaldı yani bomboş oldu yani. Bir çocuğun düşünebiliyor musun? Anne sevgisiz yaşaması, annesini sevmemesi ileriki yaşlarda. O çok enteresan bir şey. Mehmet Ali hiç anne oğul bu hayatta karşı karşıya gelip o dönemle ilgili konuşmadık. Hiç karşılaşmadık, hiç böyle yüzleşmedik. Yüzleşmediniz. Sadece ben bir televizyon programında söyledim, bahsettim, küstü bana. Konuşmuyor. Yani yıllarca ben onların yanında oldum, maddi, manevi. Ve hiçbir yerde de böyle açıklamadım yani net, birebir söylemediğim halde sanki ben iftira atıyormuş gibi pozisyona geçtim. Konuşmadı benimle.
herkese de söyleyelim, tabii ki anne babalar hayatın içerisinde ayrılıklar da yaşarlar. Tabii ki bu ayrılıklar tek başına çocuk için travmatik olmayabilir. Eğer ilişkinizi sürdürebiliyorsanız anne baba. Kendi kendine verdiğin sözleri de yerine getiremiyorsun. Evet. Ben her gece söz verirdim yatılı okulda. Allah'ım ben böyle olmayacağım, bunlar gibi olmayacağım. Hiç ayrılmayacağım, çocuklarımı bırakmayacağım diye kendi kendime söz verirdim. Galiba sözü yerine getirememek de acıtıyor seni hayatta. Onun için 4 kere evlendim işte. Ben dedim çektirmeyeceğim hiç çocuklarıma, hiç ayrılmayacağım dedim eşimden. Ama olmuyor işte. O söz ne oldu da tutulmadı senin hayatında sence? Tam anlatsın. Ama yaşadıklarından sonra bu sözü tutmak gerçekten benim reflekslerimin dışında gerçekleşti. Yani kendime bakıyorum da yine de suçlu hissetmiyorum kendime bakıyorum. Çünkü hiçbir eşimi de mağdur etmedim yani. Hiçbir eşime yüksek sesle bile bağırmadım. 4 eşimden hiçbirine. Sen kendi çocukluğunda belki yaşadığın eksiklikleri çocuklarına yansıtmamayı bir yol olarak seçmişsin hayatta. Onlara, ki bugün çok güzel ilişkileriniz var, onlara iyi gelmek adına. Ama kendi anne babandan kalan boşlukları evliliklere yansıtmamak çok mümkün olmamış herhalde. Olmadı içerisinde. Maalesef. Biraz bu dönemde özellikle çocukluğu ve bugünü fazla da sorgular görüyorum seni anlattıklarında, bu söylediklerinde. Anneme karşı içimdeki sevgi boşaldı diyorsun ya, bunun duygusu ne? Kızgın mısın? Bugün baktığında... Yok, kızgın değilim. Asla kızgın değilim. Zaten o programa kadar hiç kızgın değildim. Yine de görüşürdük. Davet ederdim, alırdım, getirirdim. Benim evimde yaşardı. Üvey pederimi bile yani. Öyle mi? O bize çektiren adamı bile yine de getirirdim evimde. Onlara bakardım. Aylarca ben de misafir ederdim. Ben düşün, kültürlü bir adam. Yani tıp doktoru yani. Çok önemli bir şey. Buna bakmıyor demek ki yani hayat, yaşam, karakter. Bunlara bakmıyor. Sen büyüdün, hayatta kuvvetli ve güçlü bir yere de geldin. Belki işte üvey baba o eve de geldi. Senin evinde. Tabii. Ama benim anladığım kadarıyla sen geriye dönüp hiç kimseye, anneye sormadığın gibi ona da, ya ben çocuktum, 14 yaşında adamdım, daha büyümeye çalışıyordum. Soramadım, öyle yüzleşemedim gerçekten. Bizi çok böyle bastırdıkları için hiçbir şekilde soramadım onu, yüzleşemedim yani. Abim de yüzleşemedi, o da çok çekti. Kendi ayaklarımızın üstünde durduk, bu da bir şey. Tabii ki, tabii ki. Bana bir psikolog öyle dedi. Bunlar seni dedi güçlendirdi dedi. Hiç dedi kötü düşünme dedi, asla. Hatırladığın ilk aşkı soracağım. Kimdi, ne zamandı? Berkant'ın bir şarkısı vardı. Samanyolu. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Kaç yaşındayım? 13 yaşında, 12 yaşındayım. İlk aşkım oydu. Demek ki ondan sonra intikam almaya başlamışım kadınlardan. Antalya'ya gitti dedi annesi. Ben daha 13 yaşındayım. Ben de onun peşinden Antalya'ya gittim. Bir baktım ki zirai mücadelede de şeyler vardır ya, böyle uçaklar. Hani ilaçlama yaparlar. Ondan bir kaptanla çıkıyor. Ben bunu görürken ne oldu, bir şaşırdım, geri döndüm İstanbul'a. İlk aşkım, ilk aldatılmam o. Şöyle bak, ben 17 yaşında girdim. Yüksek bölüm sınavları başladı. Yüksek bölüme geçeceğim. Sonra rahmetli Alev Sezer geldi bizim konservatuara, Cebeci'deki. Dedi ki yeni bir oyun geldi dedi. Devlet Tiyatrosu dedi, repertuarına dedi. Acayip bir oyun dedi. Peter Schaeffer'ın yazdığı dedi. Echoes diye bir oyun. Türkçesi Küheylan diye çevirdiler. Böyle bir oyun geldi dedi. Cüneyt Hoca dedi bana verdi başrolü dedi. Ben de yatakhaneye çıktım. Düşündüm. Yani olmayacak bir şey yani. Milyonda bir olacak bir şey. Ya dedim bu rolü ben oynasam nasıl olur dedim ya. Düşünsene dedim ya, daha öğrenciyim falan dedim. Aradan bir hafta geçmeden Cüneyt Kökçer rahmetli beni çağırdı. Devlet Tiyatrosu genel müdürüydü. Eyvah dedim, yine ne
yedim dedim. Ben dedim çünkü yaramaz bir talebeydim ya. Eyvah dedim, titreyerek gittim şeye, Devlet Tiyatrosu'na. Bir baktım ki Köheylan. Allah Allah, ne demek bu ya, rüyada mıyım dedim. Bunu dedi bir oku dedi, bana gel dedi yarın dedi. Yarın gittim, okuma provası yapılıyor. Bütün böyle düşün, Kerim Avşarlar, Sadrettin Kılıçlar, Devlet Tiyatrosu'nun bütün başrol oyuncuları. Alev yok ama, Alev Sezer. Alev'den almış rolü yani adam. Benim tipimi görünce, yani öyle öngörülü bir adam. Ben okudum. Okuma provasında rolü okudum. Tamam dedi, buna sen çalışacaksın dedi, provalara başlayacaksın dedi. Ben dedim ki hocam okul var dedim, yani yükseğe geçtim dedim. Ne yapacağım? Bırak şimdi yükseğe dedi. Sen dedi, nasıl olsa dedi geçsin dedi. Geleceğin yer burası zaten, Devlet Tiyatrosu. İyi dedim, başladım. Ondan sonra ben oyunu oynarım. O genç yaşında, 17 yaşında en iyi tiyatrocu ödülünü alırım. Ankara yer yerinden oynar. O zaman televizyon yok, bir şey yok. Sinema yok, böyle gibi, bu zamanki gibi falan böyle. Ondan sonra hayatımın akışı değişti tabii. Cüneyt Bey işte oyunu devam ettiriyor. Sonra bana İstanbul'dan teklif geldi. Şan Tiyatrosu'ndan, Haldun Dormen'den. Hisseli Harikalar Kumpanyası diye. Teklif geldi, ben gittim Cüneyt Hoca'ya. Dedim ki bana böyle bir teklif var hocam dedim. İzin verirseniz oynayacağım dedim. Rahmetli hoca bana izin verdi. Üstelik de maaşım da devam ediyor. Bak. Gerçi bir şey değil. Orada aldığım maaşı orada bir gecede alıyorum. Yine gittim orada oynadım. Bir sene, iki sene oyun çok tutunca hoca beni çağırdı. Dedi ki artık tercih etmek zorundasın. Ya burada kalacaksın dedi ya da dedi özel tiyatroya gideceksin. Oyun da çok tutmuş. Ben de ayrıldım. Babam da bana çok küstü. Tiyatroyu bıraktım diye. Gerçi orası da tiyatro, müzikal tiyatro ama Devlet Tiyatrosu'nu bıraktım diye gurur yaptı rahmetli. Bütün Avrupa'da bilmem nerede şey yaptılar, karşılaştırma yaptılar. Londra'da oynanıyordu oyun. Kerim Avşar'ın rolünü Richard Burton oynuyordu. Benim rolümü oynayan çocuğu hatırlamıyorum. Biz en iyi oynayan tiyatro seçildik o dönemde. Şahane ama aynı zamanda senin hayatındaki bu dokunuş için Cüneyt Hoca'nın yeri de bambaşka belli ki. Dönüm noktası işte. Kesinlikle öyle. Ay kurban olurum sana. Mutlu ol diyorsun, sensiz olur mu? Değiştir. Ne kadar güzel bir şarkı bu. Kaç yaşlar burada? Bunlar 20'li yaşlar. Sizin kocanız mı? Hayır. Sevdiceğim, nazlıcağım, niçin niçin beni üzersin? Olur noktalar. Mehmet Ali'nin M'si. Anlamadım bir daha söyle. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'si bir tane. ₺150 milyar için yarışmacı alacağız. Ne zaman? Parmaktan sonra. Parmaktan sonra geliyoruz. Kısa bir parmak yapıyormuşuz. Bu macera devam ediyor parmaktan sonra. Ya slogan olmuştu değil mi? Parmaktan sonra. Nasıl başladı bu parmak? Nereden buldum, nereden geldi aklıma? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir an yine. Reklam aslında. İçin böyle evet. Bir ara bir şey istiyorlardı. O zaman öyle aklıma gelmiş. Reklam işareti gibi böyle. Büyük efsanelerim var oralarda. Mesela Dobrovski. Ya şimdi ben de onu diyecektim. Evet. Dobrovski. Evet. Turanj var. Turanj var, doğru. Turuncuyla neyi karışımı? Oranjı karışımı. Turanj. Bir de ben kendi starımı kendim seçerdim seyircilerin arasında. Evet, evet. Yani birçoğu oradan star oldular ya. Halk starı oldular, halkın starı oldular. Böyle engelli arkadaşlarım vardı, kardeşlerim. Onları çıkarırdım. Çok eğlenirlerdi. Ölürlerdi zevkten. Anneler, babalar bana tebrik telefonları, tebrik mektupları yazardı. Çocuklarımız bir tek bu programda eğleniyor diye. Bir de sen
kanalın sana verdiği bütçeler, arabaları falan alt üst ediyorsun adam. Ha. Ayda bir araba verdirirlerdi. Ben bu mu diyorsun? Evet, günde evet. İki tane verirdim. Başım belaya girmiyor mu? Yok evet. Asla. Çünkü her gün birinci olurdu program, evet. Daha ne olsun. Nerede olursan ol bir şekilde seninle bir bağ yakalıyoruz. Orası net. Hatta bu da televizyonda olmaz denilen şeylerde öyle bir sempatiyle beraber alıp götürüyorsun ki oradaki işi. Algı değişiyor. Yani kafamızda kurallar esniyor dediğim gibi. Biz çok uzun süren çarkıfelek dönemlerini biliyoruz. Çarkıfeleğin kendini buluşunu biliyoruz seninle. Ama bir de orada değiştirileri gördük mesela. Seni sevmeyen olsun. Allah korusun. Ölsün. Seni sevmeyen olsun. Değiştir. Oturup konuşalım. Mazimizi anmadan. Oturup konuşalım. Mazimizi anmadan. Bugünden sonra dostuz öptüm. Yanaklarından öptüm. Değiştirir Halit abiden esinlendim. Açıkçası Halit Kıvanç'tan, ustadan esinlendim. Buna yakın bir şey yapıyordu. Ben kendi imzamı attım ona, öyle değiştirdim. Öyle yaptım. Mehmet abi, bu arada bu adamı izlerken şu anda hani görüyoruz diğer bölümlerde de, yani karpuzlar fırlatılıyor, işte elinizdeki şeyler atılıyor. Bir mutfak programı vardı. Vardı, evet. Yerinde duramıyorsun. Yani hangi programı yaparsan yap, stüdyonun dört bir tarafındasın. Ekran başında çok az ağlamışımdır. Toplasan 3 kere gözyaşı dökmüşümdür. O da tutamadığım için. Bir şey vardı. Madende çalışıyordu bir çocuk. Simsiyah böyle bir halde benimle yarışıyor. Simsiyah ama. Yeni çıkmış madenden, işten, hem de üniversitede okuyor. Ailesine bakıyor. Annesi de yanında birlikte yarışıyorlar. Çocuğa işte araba maraba dedi. Ben arabayı verdim, başladım ağlamaya. Annesi dedi ki siz ağlamayın dedi. Biz mutluluktan ağlıyoruz dedi. Ama tutamadım işte, yani işte bazen bir tane o olmuştur. Bu programı biz öyle allayıp pullayıp çekeriz ki, yani ilk 100 değil ilk 5'te olur. Ya şuraya yazıyorum bak. Şuraya yazıyorum. Bizi o programdan aldılar, ateş hattına verdiler baba. Ne var? Gene kim geldi? Düt kim ulan? Düt kim? Ne yapıyorsun sen? İyiyim, sen ne yapıyorsun? La! Yeter be. Okul, sokul. Ben de sahibiyim. Satıyorum işte o zaman sizi. Bir an önce hastalarınızla tanıştırayım. Bu arkadaşınızın neden kolunda kolluk var? Buyurun. Bilmiyoruz. Ya. İlk filmim rahmetli Ayhan Işık'la. Hiç unutmuyorum valla. Neydi? Harakiri. Harakiri rahmetli. Onunla çektik. O zamanlardı, daha öğrenciydim galiba şeyde, konservatuvarda. Şimdi Kahpe Bizans var. En önemli süreç bu. Türk sinemasının da dönüm noktası Kahpe Bizans. Evet, evet. Biz 10 sinemayla girdik. Düşünsene şimdi kaç sinemada giriyorlar? Ya. 50-100 sinemaya yakın giriyorlar bir filme. Biz 10 sinemada 2,5 milyon seyirci yapmışız, biliyor musun? Yani bugünkü rakamlar ile karşılığı 10 milyon en az seyirci. O dönüm noktası yani Kahpe Bizans. Dönüm noktası, hem rekorlar var oralarda. Tabii aslında. Tabii. Başka bir dönemi yaşadınız siz. Tabii. En güzel dönemlerini yaşadık. Ayrı kaldığınız dönemlerde de, özellikle hastane sürecinde de o bağ hep kuvvetli ona. Tabii canım, o bağımız hiç gitmez aramızdaki, abim ben o. Üçümüz birbirimizden hiç kopmayız yani. O her zaman yanımızda, sanki benim kız kardeşim ama ablam gibi yani. Abla gibi sever ve saygı duyarım.
Herkes de onu benim ablam bilir. Peki, aslında o önemli bir hekimimiz de, Profesör Doktor Yeşim Hanım. Hepimizin hayatına dokunuşları başka ama onu hem bir doktor olarak hem de aslında bu kardeşlik bağını anlamak, anlatmak için de evimize bir bağlansın istedik. Biz Yeşim Hanım'la bir görüşelim. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Biz çok kulaklarınızı çınlattık. Merhaba. O kadar güzel de anlattık ki size. Hayat boyunca mesafeler, uzaklıklar olsa da kopmayan bir bağ ile kız kardeşimdir ama ablamdır aslında dedi Mehmet Ali sizin için de. Bambaşka bir bağınız var. Merak ediyorum bu öyküde çok küçük yaşlardan itibaren bu bir beraber büyüme hikayesi. Biz çocukluğunu biraz konuştuk Mehmet Ali'nin ama sizdeki çocukluğu nasıl, evet, hatırlarsınız? Şimdi tabii çok küçük hallerini abimin hatırlamıyorum. Genelde böyle yaz aylarında birlikte oluyorduk. Bizim çocukluğumuz hep böyle bir arada geçmedi. Anlatmıştı daha önce. Bizim babalarımız bir, annelerimiz ayrı. Onlar benim annemi çok severlerdi İfet abla, İfet abla diye. Hem Mehmet Ali abim hem Mustafa abim. Biz yani Mehmet Ali abim hep böyle sakin ama hani hareketli fakat iyi huylu bir çocuktu ve annem hep bana örnek gösterirdi. Sen ne kadar işte şeysin, hırçınsın, suratsızsın, her şeyden şikayet ediyorsun. Mehmet Ali ne kadar iyi huylu, en iyi huylu aranızda o derdi rahmetli anne. En çok beni severdi bak. Çok, evet, gerçekten öyle. Yani her 3 tane abim var. İşte Mehmet Ali, Mustafa, bir tane de annemin ilk eşinden olan, doktor olan Okan abim. Herkesin huyu suyu farklı. Biz biraz da babayı kaybettikten sonra değil mi abi? Daha böyle bir birliktelik oldu. Yani yaşlarımız da tabii ki ilerliyor. Ama yine de işte Saadettin Erbil'in çocuklarıyız. Bu piyasa açıkçası biraz bir piyasa biliyorsunuz. Çok böyle sözünün eri, Osmanlı bir adam, dürüst, ahlaklı, bir sürü özelliğimizi ondan aldık. Ben sinirimi aldım, Mustafa abim de sinirimi aldı, Mehmet Ali abim Allah'tan almadı. Oyunculuğunu aldım. Evet, tabii oyunculuk o bir şekilde yetenek ama çok yetenekliydi abim. Ben onları hatırlıyorum, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova velisi olmuştu. Çok küçük yaşta böyle iki Mustafa abim de girmişti mesela konservatuar sınavlarına. O kazanamamıştı. Abim böyle birinci şekilde küçücük yaşta Küheylan oynandı falan. Yani muazzam bir kariyer. Yurt dışında falan olsaydı zaten o Robert De Niro'lar bilmem neler öyle olurdu. Ben şunu merak ettim. Kız kardeşimdir ama aslında bir taraftan da ablam gibidir dedi Mehmet Ali bahsederken. Aranızdaki bağı da o anlamda merak ediyorum. Hani bu nasıl bir ablalık, diğer taraftan nasıl bir abilik ikiniz arasında? Uzakta da olsa, o sanatçı da olsa, hep böyle bir arada olmasak da benim biraz o ağır yapımdan, hani evinde, işinde, gücünde olmasından ben onu hissediyordum. Hep gurur duyuyordu abim. Bu hastalık döneminde tabii ki anormal şeyler yaşadık. Orada da güveniyordu, hissediyordu yanında olduğumuzu. Yani şöyle söyleyeyim, anlatılacak bir süreç değil. Yani herhalde yoğun bakım ekibinin başına gelmiş şimdiye kadar en komplike, en ölümcül vakaydı. Ben çok umudumu kestim, buradan çıkamaz dedim. Dedik yani hep birlikte. Fakat sağ olsunlar işte yoğun bakım ekibi sonuna kadar hiç bırakmadı. Ama ben yine söylüyorum, tıbben açıklanır bir tarafı yok. Bu sevenlerinin duası ve mucize gerçekleşti. Aylarca aynı tedaviye cevap vermedi. Bir gün cevap vermeye başladı. Hiçbir açıklaması yok. Başına gelmeyen kalmadı. 2 sene sürdü bu süreç. Şimdi çok şükür ayaklandı. Hakikaten bir Allah tekrar bir ikinci, üçüncü yaşama şansını verdi ona, çok şükür. İyi ki, iyi ki. Ay canım benim. Bir an var, kardeşim beni hiç duymadı dedi. Bitkisel hayata gireceksem çek o fişi demiş size. Sizin o andaki, evet, hissiniz neydi? Ne yaşadınız orada?
Ya şimdi çok ilginç bir şey. Bunu ben hatırladığını abimin zannetmiyordum. Kötü gidiyor yani. Kötü gidiyor. Böyle hafiften konuşmaya başladı ama kötü. Ödemli, her şey yani korkunç, tansiyon bir iniyor, bir çıkıyor. Yeter dedi bana. Böyle yanına gelmiştim. Yaşım bırak dedi. Yeter. Öleyim ben. Ama çok ciddi bir şekilde söylüyor. Ben hani böyle şuur falan böyle tam yerinde olmadığı için çok onu ciddi yani bilerek söylüyor zannetmedim. Ama onu aylar sonra, kaç iki sene sonra bunu hatırlayıp söylemesi çok dehşete düşürdü beni. Ben de dedim ki abi iyileşeceksin. Sizin abi kardeş bu bağınızda. Şu an yaptığınız bu konuşmada biz bugün aslında Yeşim Hocam başka bir Mehmet Ali'yi tanıyoruz burada. Vicdanıyla, gerçekliğiyle, hayatıyla, yeniden doğumuyla. Tabii. Hep neşesini gördüğümüz ama özünü gördüğümüz bir yerdeyiz. Aranızdaki bağı da bu tanışmaya kattığınız için teşekkür ederim ayrıca. Bunlar biraz da yeniden doğum gözyaşları olsun hayatımızda. Onu buradan keyifle, umutla uğurlayacağız. Merak etmeyin, aklınız kalmasın. Hadi canım, hoşça kal. Abicim görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Yani Allah beni çocuklarıma, sevenlerime bağışladı. Mehmet Ali Erbil, çocukluğunda özlem duyduğu o büyük aileyi kurmak için hep çabaladı. Kendine hep aynı sözü verdi. Ben hiç boşanmayacağım. Ama hayat onun yolunu başka türlü çizmişti. 4 evliliği de ayrılıkla noktalandı. Karanlık geceler şahidimdir. Hoşçakal. Fakat eşleriyle dostluğunu, bağını hiç koparmadı. Bu hayatta en çok baba olmayı sevdi. Çocukluğunda göremediği sevgiyi, şefkati kendi çocuklarından hiç eksik etmedi. Sen de ben gibi hissediyorsan hala. Yolun denizine çıkmıyorsa, yorgunluğundan değil, kendiliğinden değil hayatın. Zorlu gecelerin doğum saati, zor sabahlar başlıyorsa, benim değil, sevdanın çaresizliğinde. Şimdi ilk evlilikte 1980 yılından bahsediyoruz Muhsine Hanım'la. Bana sende bıraktığı izi ve o dönemi anlatır mısın? Sizin nasıl bir tanışmanız ve öykünüz vardı? Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Dedim ki tamam, turnayı vurdum dedim. Ben o zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az bir maaş alıyordum. Tek başıma ev bile tutamıyordum. Nişanlandık. Beni iç güveysi aldılar. Beni evlatları gibi sevdiler yani. Eve aldılar. Yani çok aşık oldum. Gerçekten çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum çünkü bana çok çektiriyordu. Çok kıskançtı. Ondan sonra her şey, roller tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, çok aşık olmaya başladı. Ama evlendik, yine de evlendik yani. Allah'tan evlendik ki kızımız oldu, ilk kızımız. Sizin doğdu. Ve Muhsine, ilk eşim, hayatımın her döneminde, her evliliğimde yine yanımda oldu. Her zaman arkamda oldu. Yani ben kimseye güvenmem hayatımda, ona güvendiğim kadar. Ben mesela bankaya para yatırırım ya da işte muhasebeci yatırır. Bankada kaç para vardı bir tek Muhsine bilir. Bugün de. Tabii tabii, hala. Ben kaç para kira aldığımı bile bilmem. Kimse bilmez. Başka hiçbir eşim bilmez. Başka çocuklarım bilmez. Yani büyük kızım, onun kızı da bilmez. Biz o zaman sadece kızının annesi ya da eski eş konuşmuyoruz. Hala hayatındaki temel güven figürlerinden bir tanesi. Hem de en önemlisi yani. Gerçek bir bağ bu arada, güven bağı. Tabii tabii tabii. Peki işte gerçek aşk, gerçek sevgi bu bence. Ne olur ki evlenirken aşık oluyorsun, seviyorsun. 3 yıl sürüyor, 15 yıl sürüyor. Ne fark eder bir yılda ayrılmışsın ama bizimki 36 senedir aynı şekildeyiz. Birbirimizi
Hiç kırmadan sürmüş bu. Nasıl bitti o evlilik? Yani yine benim yaramazlıklarımdan bitmiştir. Bugün baktığın zaman niye yapıyordun mu diyorsun? Yoksa ben kabullendim böyleyim. Kabullendim. Ben böyleydim diyorum. Peki pişmanlık? Pişmanlık oluyor çünkü son eşim de çok düzgün biriydi yani. Çok okumuş, çok etmiş, çok omurgalı. Annelerden yana şansım var. Hepsi çocuklarımı çok iyi yetiştirdi. Yani dünyanın en büyük şanslı babasıyım. Çocuklarım üzerinde yani. Bu kadar güzel yetiştirilmiş, bu kadar düzgün, bu kadar efendi çok az bulunur yani. Onlar birazcık otoriterdi. Ben daha özgürdüm. O yüzden onlara bıraktım o işi. Mesela Nergis Hanım var. 1986 evliliğiniz Nergis Kumbasar. Hala da beraber görüyoruz sizi. Tabii canım, beraberiz yani. Evet. Mesela bu kıyafetlerimi o seçti. Öyle mi? Giyeceğim kıyafetleri bugün programda hepsini Nergis seçti. O dönemki ilişkiye bir dönüp baksan ne vardı sizin aranızda? Bir kere aynı dili konuşuyorduk. O çok önemliydi Nergis'le. O da şov dünyasındaydı. Ben de şov dünyasında olduğum için aynı dili konuşuyorduk. Bu arada gerçekten sürdürdüğünüz bir dostluk var. Yine aynı benim dönemi. Eşlerimle aram çok iyidir. İyi, evet. Evet. Samimi söylüyorum, evet. Ama hiçbir eşimi mağdur etmemişimdir. Bunun da şeyi var tabii ki, avantajı var. 25 yıldır tek nafaka ödeyen adam benim, kesintisiz. Bu da rekorlar kitabına girmiştir. 25 yıldır. Bak, az mı ya 25 yıl arkadaşlar? Yani normalde 18 yaşına kadar. Yani öyle bir sözleşme yaptırmış ki de Nergis bana. Yine de seviyorum tabii ki karım, çocuğumun annesi. Ölene kadar o nafakayı vereceğim evlenmediği sürece. Ondan sonra kızım da okuyana kadar, yani ömür boyu okusa ben yine de o nafakayı vereceğim. Başka bir nafaka var, ayrı bir nafaka. Kız da 18 yaşından beri ikinci sınıfa daha geçemedi üniversitede. Hay Allah'ım yarabbim. Evimize bir bağlansın istedik. Hiç niyetimiz yoktu. Öyle bir bahsettin ki hızlıca bağlandık. Nergis Hanım merhaba. Ay merhaba. Biz şu anda Paylaş Benim'le evindeyiz ve gerçek anlamda bütün hayat öyküsünü konuşuyoruz. Mehmet Ali'nin burada. Ama öyle bir yer geldi ki hani biz böyle konuları geçiyoruz. Bugüne kadar bizi neler büyüttü. Ama sizde bir durduk. Bir şey diyeceğim ama duyduğuma göre nafaka konusunda bana çok yüklendi. Ya, hayır, evet. Rekorlara girdik diye bahsettiler. Bir şey söyleyeceğim. Boşandığımız günden beri eksik oluyoruz. Hesaplaşırsak borçlu çıkarsın. Onu ne yapacağız? Ciddi mi söylüyorsun? Dolardan mı yoksa şeyden? Onun haberi yok ki. Afgan dinlerinden anlaştık. Bak bunu da ayrı bir konuşalım senden. Demek öyle ha? Sarıl bana. Sen de sarıl. Yoksa mutluluktan kollarının arasından uçabilirim. Birlikte sevgilim. İkimiz birlikte. Ya bu arada sadece birbirinizin hayatının bir dönemi değilsiniz. Hep onu söylüyorum. Yok. Soruyorum gerçekten da. Gerçekten değil. Ve gerçekten. O kadar da bugün gerçekten bambaşka bir tarafıyla da tanıştık ki sizin çok iyi tanıdığınız bir yerdir orası. Teşekkür ederim. Vicdanıyla da tanıştık aslında Mehmet Ali'nin daha çok. Şimdi iyi bir insan olmasa, vicdanlı bir insan olmasa zaten hiçbirimiz ilişkimize devam ettirmeyiz. Kimsenin boşandıktan sonra böyle bir mecbur yok. Ama gerçekten onun belki de hakikaten çocukluğundan böyle bir takım yaraları, o şefkat ihtiyacı, ama gerçekten iyi niyetli ve iyi bir insan olmasa yanında zaten kimse olmaz. Gerçekten başka bir özel, temiz bir tarafı vardır Mehmet Ali'nin. Evlilikler bittiğinde özellikle çocuklar da olduğunda anne babalıktan hiçbir zaman boşanılmayacağını, hayattaki bağlarda başka bir sevme biçimi ve saygı biçimi oluşturulacağını anlatır dururuz. Buna çok güzel bir model aslında bence Nergis Mehmet Ali ikilisi bu anlamda. Teşekkür ederim. Ve şu anki... İnşallah. Keşke olabilse.
Evet, şu anki desteğiniz de bence bu programa çok özel bir katkı. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Umarım çok keyifli geçiyordur. Çok ağlama oğlum, çok ağlama. Seni öpüyorum, seviyorum. Bay bay. Çok selamlar, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok ağlamaya ne diyorsun? Bilirler biri. Güzel de sevmiş. Güzel de seviyor. Ses tonunda o vardı aslında. Ve şefkatten bahsetti en çok. Belki en temel. Tabii yer. Çocukluk anılarımı, acılarımı hepsini bilir. Bir evlilik daha var hayatında o dönemde. Sedef Altuntaş. Evet. Hep anlatırken... kısa bir süre evliliğiniz bu arada. Tabii 1,5 sene falan sürdü. 1,5 sene. Haksızlık ettim diyorsun. Ne demek istiyorsun? Yani benim de gençliğime denk geldi. O çok daha gençti. Tabii 18-19 yaşlarındaydı. Öyle birden aniden evlendik. Hani şeyi bile öyle aldık. Nikah gününü bile yıldırım nikahı yaptık. Bir de çok bunalmıştım o dönem. Onun çok büyük etkisi var. Yani... O dönemler böyle televizyonlarda falan böyle nereye çıksam seyirci ikiye bölünüyordu. Bir kısmı Özlem diyordu, bir kısmı Nefise diyordu falan. Öyle bir dönemdi, öyle bir süreçti. Ben de kurtulayım dedim, bu işlerden bir kurtulayım dedim. Bodrum'da gördüm, orada aşık oldum. O da beni çok sevdi. O yüzden ama 1,5 yıl sürebildi. Yani çok şey yapamadım yani. Önemseyemedim, önem göstermedim, değer veremediğimi çok iyi hatırlıyorum. Belki de o da bunu verdirecek bir pozisyonda değildi, çok genç olduğu için. Sene 2005, bu kez Tuğba Hanım, Tuğba Coşkun giriyor hayatına. 2005 mi? 2005. Bayağı olmuş ayol. Evet. Ve aslında zaten hayatı yine anne baba olarak paylaşmaya devam ediyorsunuz. Ama diğer taraftan o dönemdeki halini ve orada neyin olmadığını da sorsam sana. Orada çok mutluyduk yani. Gerçekten çok iyi anlaşan bir çifttik. Hani derler ya, birbirlerine çok uyuyorlar. Herkes onu örnek gösterirdi yani bizi. Bir de oğlumuz oldu. O yüzden çok şanslıydık. Ama sonra yine benim hatalarım yüzünden ayrılmak durumunda kaldık. Maalesef. Yani bütün ayrılmalardaki suç benim. Kabul ediyorum. Benim büyük kızım mesela 9 ay hastanede kaldım, yattım 2 seneye yakın. 9 ayı yoğun bakım. Bir gün başımdan ayrılmadı. Yani bir gün ayrılmaz mı insan ya? Sizin. Evet. Ve Allah da ona kız evlat verdi. Bak tam böyle mükafatlandırdı. Kız evlat çok vefalı tabii ki. Kız evlat verdi, ona da şans. Bir babacığım sesi duydum. Kız senden bahsediyorduk şimdi şeyden. Merhabalar, hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Sağ olun. Sezin, ben senin çocukluğundaki babayı bir sorsam. Nasıl hatırlarsın ilk anılarla sen? Babam... Çok sıcak bir kere en önce. Çok sevecen, sevgili olur baba. Gayet yani çok iyi bir babadır. Çocukken de çok iyiydi. Hani günlük gibi değil de her zaman işte ne bileyim servisi kaçırdığımda beni okula bırakan. Aslında işinden dolayı zaman zaman uzakta da olsa... Belki herkesten farklı çalışma şartları da olsa onu çok öyle elimden geldiğince yansıtmamaya çalışıp her zaman yanımda olan bir baba oldu. Mehmet Ali'nin kızı olmak ne demek senin için? Bugünkü bu yetişkin halinde artık anne olmuş bir kadın olarak da belki. Ya tabii çocuklukta birazcık daha zor. Yani insanlarda biraz ön yargı oluyor. Ne bileyim, belki okulda tepki görseniz başkası için bir şey düşünmeyecektir ama sizin için düşünebiliyorlar. Biraz daha ağır bir sorumluluk diyen bir şey. Ama ben hep gençliğimde de okul çağında da hep dikkat etmeye çalıştım. Yani mümkün olduğunca her şeyden uzak olmaya çalıştım. Babama bir laf gelmesin diye. O şekilde yetiştirdiler beni. Ama gayet çok güzel bir şey. Bir tür artısı olan bir şey. Muhteşem bir şey, öyle yetenekli birinin kızı olmak. Herkes tarafından sevilen bir kızı olmak.
Bence artıları her zaman daha fazla. Yani onu inkar edemem. Annesiyle ilişkimi zor. Sen sor lütfen. Kime güvenirim ben en çok? Anneme tabii ki. Annem de seni herkesten çok sever. Her zaman. En kıymetlimizdir o diyor. Annem onu herkesten çok sever. Hep yanındadır. Ayrıca babamla ilgili bu hastalık zamanında da babam uyandığı zaman boynundan aşağı tutmuyordu. Ve o zaman bile bir kere bile hiç isyan etmedi. Bence onun ne kadar kuvvetli biri olduğunu hani buradan anlayabilirim. Bir gün bile sormadı. Hiçbir şey söylemedi bize. Boynunu kıpırdık atıyordu sadece. Ama hiçbir gün bile isyan etmedi. Hep dua etti. O yüzden çok güçlü o. Özür dilerim, kusura bakarım. Çok güçlü dedi baba. O yüzden onunla gurur duyuyorum. O kadar sesinden duyuyoruz ki gurur duyduğunu bu arada sizin. O da sesini duyarken öyle. Beraber de bir an bile yanından ayrılmadığını söyledi. Artık iyileşmeyi de konuşalım ya. Hastalığı konuşuyoruz. İyileşmiş olması, yan yana oluşunuzun hissini de söyler misin bize? Ya bir kere babama böyle sağlıklı görmek dünyanın en güzel şeyi. O kadar hak etti ki. O kadar mutlu oluyorum ki daha da iyi olsun inşallah. Hı. Çok şükrediyorum her gün. Gerçekten çok şükür hepimiz için de aynı şekilde. Aynen. Yan yana olmak. Son vedayı siz yapın. Veriyorum. Hadi öpüyorum aşkım. Selam söyle. Öpüyorum canım. Öpüyorum hepimiz. İyi yayınlar. Hadi. Teşekkürler. Çok sağ olun. Onlarla da bağın kopmuyor. Hatta kuvvetleniyor yıllar içerisinde. Çocuklarla da aynı şekilde anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii. Diğer kızını Yasmin'i sorsam. Yasmin biraz daha çılgın tabii ablasına göre. Biraz daha özgürlükten yana. Bir es isteyeceğim yine senden. Yasmin de gelsin isteyeceğim çünkü. Onunla da bağlanalım. Yasmin hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Baba olarak Mehmet Ali Erbil'i bir sorsam sana. Hayatın birçok dönemi var ama ilk aklına gelenler nasıl hisler, nasıl sıfatlar olur? Hem en yaralı oldum hem de en aynı zamanda da en sevgi dolu olduğum insan herhalde. Sen ne kadar istersen o kadar anlat diye duruyorum ama istersen anlat. Sevgi dolu ne demek, yaralı ne demek? Yaralı ne demek? Yani babam gerçi hani şöyle bir şımarıklık olmasın. Sonuçta çok çalıştığı için hayatımızı bu şekilde güzel yaşayabiliyoruz. Hani o yüzden ona bir şey diyemem ama çocukken tabii ki insan böyle daha çok babasıyla vakit hani geçirmek istiyor. Bizim hem anne baba boşanınca hem o birazcık bende böyle bir yara oldu. Biraz güven sorunları yaşadım hani. O anlamda yara. Sevgi dolu anlamında da tanıdığım gerçekten ama en merhametli insan babamdır yani. Hani çok güzel affeder gerçekten. O yüzden de öyle. Ne dersin? Ben doğrusunu bilir o yavrum. Bugün gelecekti kostümleri seçmeye. Bak annen geldi. İşte görüşmeye gittim. Biliyorum. Şey, benim görüşmem sabahtı ya. Evet. Tamam tatlım. Biz de boş durmadık yani. Hadi görüşürüz evde. Yasmin teşekkür tamam. Ederiz. Hadi bay bay yavrum. Ben teşekkür ederim. Bay bay babiş. Görüşürüz. İnşallah o da bizim yolumuzdan gider ki. Dedesinin yolundan. Ben çok istiyorum oyuncu olmasını. Sanki enerjisi de orada ama. Var gerçekten. Var. Evet, yoksa evet. Bu kadar ısrar etmem. Bir hastalık dönemi oldu. Bir hastalık döneminden geçirdi. Bu arada az buz bir şey konuşmuyoruz. Hastalık deyip bir cümlede geçmeyelim yine. 235 günden bahsediliyor. Ve sevenlerinin hep yanında olduğu bir dönem. Bu 235 günün içerisinde aslında şöyle, sen daha doğrusunu anlatırsın. Bu 20 yıllık bir hastalık değil mi? Başlangıç. Bunun dışında var olan bir hastalığım var. Var, evet.
kaçış sendromu diye Türkçesi. O hastalık 20 yıl önce hasıl oldu. Birdenbire tansiyon düşüyor. Ve hemoglobin, biliyorsun, hemoglobin maksimum 12 ile 13 ile 15-16 arasında olması gerekiyor normal bir insanda. Kan yoğunluğu bu. Bende 18-21 oluyor. 21'i görünce bunlar şaşırdı bütün doktorlar. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar ve tansiyon bir türlü yükselmiyor. Düşüyor tabii ki. Ve vücudumda da su kaçtığı için damarlardan şişiyor. 80 kilo girdim hastaneye. O şişti. Ertesi günü 102 kilo oldum. Öyle tuhaf bir hastalık. Mehmet Ali Erbil yıllarca kaçış sendromu hastalığıyla mücadele etti. Peşini bırakmayan bu hastalık dönem dönem hem bedenini hem de ruhunu yordu. Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. En büyük destekçisi ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri oldu. Durum hakkında çok ayrıntılı bir bilgi verilmiyor. Sadece dua istiyorum. Bugün çok umutlu, her şey yolunda, gayet iyiye gidiyor. Merak etmeyin, mutlu çıktım yani. En çok da kız kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil yanından bir dakika bile ayrılmadı. 235 gün yoğun bakımda kaldı. Kurtulma şansı yok dedikleri süreçte dört elle yaşama tutundu. Hani sönmez ki bunlar oğlum. Teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş. Daha güzel günler bekliyor. İnşallah. Evet. 2 yıl önce bu bahsettiğin düşme. Tabii. Ne oldu orada? Yani banyodan düştüm. Yine benim şeyim, tembelliğim. Söylemedim Muhsin'e, ilk eşime. İlk eşime söylesem hemen banyoyu düzleştirecek. O çıkıştaki o böyle bir tane engel vardır ya böyle. Ayağını kaldırıyorsun, oradan basıyorsun. Orada bir iki kere böyle düşer gibi oldum. Yaptırtmadık onu bir türlü. Sonra bir ayağımı attım, öbür ayağımı atarken bam diye tamamen boylu boyunca düştüm. Tam da önümde duvar var böyle, kapının duvarı var. Allah'tan oraya gelmedim. Ama tabii ki herkes tecrübesiz olduğu için evde beni oradan öyle kaldırıp yatak odasındaki koltuğun üstüne yatırdılar. Normalde tabii hiç dokunmamaları gerekiyormuş. Tabii ki. Ambulans gelene kadar. O yüzden de kaburgalarım battı yani. Akciğerime bilmem neye battı. Ondan sonra benim hastalığımı tetikleyince gelmeyen kalmadı. Bir günde 3 ameliyat oldu. Kızımın dediği gibi boynumdan aşağısı hiç kıpırdamıyordu. Ne ellerim, ne boynum, ne bir şey. Yani burnumu bile hemşireler kaşıyordu. O durumdaydım yani. Kısmetime bak. Sözleşme yaptık, televizyon anlaşması. Cumartesi günü yaptık, cumartesi günü de Instagram'a koyduk. Sözleşme yaptık, bilmem ne. Pazar günü yine düştüm. Bu yeni mi bu? Yeni tabii. 1,5 ay önce. Yani 6 hafta önce ambulans geldi. Kaldırdılar, bu sefer dediler ki belin kırılmış. 4 hafta, 5 hafta onun acısını çektim. Daha yeni 1 haftadır geçti bel acısı. Neyse o. Yani çekilsin gitsin hayatım. Evet artık yani. Ve hayatımıza gel, ekranda ol. İnşallah. Yan yana olalım birlikte.